Sen İstanbul'dan daha güzelsin oyununu konuşmak üzere. Oyunun yazarı ve yönetmeni Murat Mahmut Yazıcıoğlu, oyunculardan Ayfer Dönmez, Başak Kıvılcım Ertanoğlu ve Melis Öz'le birlikteyiz. Sen İstanbul'dan daha güzelsin, İstanbul'un değişimine tanıklık eden, farklı yaşlarda üç kadının başrolünde olduğu bir tiyatro metni. Bu metnin yazım aşamasında karakterleri yaratırken aklınızda neler vardı? Varlıklarıyla bu oyunu yazmanıza katkısı olan kadınlar kimlerdir? Tabii ki ailedeki kadınların çok etkisi oldu yazarken. Annemin, anneannemin ve diğer kadınların hayat hikayesinden çok etkilendim. Hatta oyunda küçük küçük hani biraz otobiyografik denilebilecek yerler var ama onları ben sanki bir kadın yaşıyormuş gibi başka bir şeye dönüştürdüm. Sadece fikir olarak. Ama yola çıkarken yani bu daha çok bir biçimsel bir taraftan yola çıktım. Yani üç tane kadın otururlar ve bir şey anlatmaya başlarlar. Ne anlatacakları aslında biraz yazarken ortaya çıktı. İşte epizotlara böldük ve çeşitli hikayeler, böyle fragman fragman hikayeler şeklinde. Onların hayatlarının değişik dönemlerini ve yaşadıkları hikayeler birleşti. Oyun bir yönüyle Almodovar filmini andırıyor. Erkeklerden sıkça söz ediliyor fakat fiziken görünmüyorlar. Metinde sözü tamamen kadınlara bırakmanızın nedeni neydi? Yani bu bir kadın hikayesi olarak başladı ve tamamen onların düşünceleri, onların hayalleri, onların hikayeleri idi ana konu. Erkekleri de anlatacaklardı. Yani erkeklerin sahnede olması gerekmiyordu. Onların tarafından bu hikayeleri nasıl aksettikleri önemliydi. Zaten sahnede çok erkek var genelde. O yüzden kadın hikayeleri yazmak istediğim için kadınlar vardı. Oyunda öncekilerden farklı bir sahneleme tarzı kullanıyorsunuz. Evet. Anlatıcılar oturdukları sandalyede sadece pozisyon değiştirip mimik, bakış ve beden dili kullanarak izleyiciyi hem İstanbul'un çeşitli mekanlarında hem de zamanda yolculuğa çıkartıyorlar. İzleyicinin hayal gücünü aktif hale getiren bu farklı sahneleme fikri nasıl oluştu? Daha önceki oyunlarda hep yani dördüncü duvar vardı. Yani bazen onu dersek de ya da farklı şeyler denesek de ikinci katta yazmaya başlamıştım. Kendi aramızda yaptığımız bir atölye vardı. Yani farklı beden biçimlerini, oyunculuk biçimlerini araştırdığımız. Ben de yazım olarak nasıl farklı bir şey yazabilirim gibi bir fikirle başladı bu. Daha sonra Oğuz Aracı ile tanıştıktan sonra onun hikaye anlatıcılığı, bu meddah tarzı şeyleri çok araştıran bir insan kendisi. Benim de kafamda bir ışık doğdu. Ve sadece sandalyede oturarak yani ya da sadece anlatarak o bütün dönemleri, bütün 50 yıllık bir hikaye nasıl seyirciye hayal ettirebilirim gibi bir fikirden bu storytelling dediğim ya da hikaye anlatıcılığı tarzında bir şeye dönüştü. Önce acaba hiç mi kalkmayacaklar? Yani biraz ilk provaların ilk dönemlerinde hani farklı bir şeyler deniyorduk ama daha sonra bütün o fazlalıklardan oyun prova aşamasında kendi kendini aslında soyutladı o fazlalıklardan. Ve sadece sandalyede oturarak, seyirciyle paylaşarak, seyirciye bile anlatarak, bütün dönemleri kendi bedenlerinde yaşayarak, bedenlerindeki küçük farklılıklarla karakter geçişlerini yaparak, bu bana çok büyülü geliyor. Dekor yok, ışık tasarımı çok minimal. İzleyici için de kesinlikle öyle. Evet, bence de öyle çünkü. Oyuncu da sandalyede oturuyor, izleyici de ama hiçbirimiz de aslında oturmuyoruz. Hem zamanda hem mekanda yolculuğa çıkıyoruz. Kesinlikle öyle. Yani oyunun yani seyirciden aldığımız tepkilere göre de biraz söyleyeyim. O seyirciyle oyun arasındaki hiyerarşinin olmaması tamamen çok samimi bir anlatıma dönüşmesi bizim için çok güzel bir şey oldu. Provaların sonuna doğru istediğim şeyi elde ettik ve oynamaya başladık. Fonda çizimi size ait Yeni İstanbul silüeti görüyoruz. Çizer kimliğinizi bilmeyenler için bu alanda çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Neler çiziyorsunuz? Yani oyunun arkasında gördüğünüz tarzda illüstrasyonlar çiziyorum. Tamamen kendim hobi olarak. Bir Güzel Sanatlar Fakültesi mezuniyeti geçmişim var. Kısa bir dönem yaptım mesleği. Fakat şimdi işte aylık müstakit diye tiyatrolarda daha çok dağıtılan bir dergide 3 senedir çiziyorum her ay. Onun dışında çeşitli internet siteleri, afiş tasarımları yapıyorum.
tamamen kendim için, kendi zevkim, kendi keyfim için. Bu oyuna da çok yakışacaktı arkada. Yani bayağı bir, biz bunu şöyle düşündük yani, alıyoruz bavulumuzu ve gidiyoruz bir yerde oynuyoruz gibi bir şey. O görüntüye çok yakışacaktı. Yani gel bir çadır tiyatrosu gibi, o meddah tiyatrosu, bir orta oyunu gibi. Yani olmasa da olurdu ama olunca da çok güzel çizim olurdu. Olması ayrı bir değer veriyor bence. Evet, bence de. Teşekkür ederim beğendiğin için de. BAM ekibinden bahseder misiniz? Nasıl bir araya geldiniz? Murat mı bahseder? Siz biz nasıl bir araya geldik? Aslında Murat bizi kafasında tasarlamaya başladı diyebilirim. Bizimle birlikte oluşmaya başladı metin. Biz o şekilde bir araya geldik. Ben Başak Dayfer'i de tanımıyordum, Murat'la tanışıyordum. Bu Murat oyun, bu oyunla birlikte. Evet, Murat sayesinde. Hepimizin ortak paydası Murat. Yani şey, Melis o oyunu yazdım, atölyede vardı. Aslında o en baştan beri karakter olarak bu oyunda olacaktı. Hatta ben o yazım aşamasını ara araştırıp sen bundan mutlaka olacaksın. Yani onu düşünerek yazmıştım açıkçası. Yani karakter konuşmaya başladıktan sonra. Sonra oyunu sahnelemeye karar verdikten sonra, yani sahneleyelim dedikten sonra, Ayfer benim stüdyo oyuncularından çok eski arkadaşım. Beraber çalışma da yapmıştık. Başak'la da aynı oyunda oynadık. Benim ilk yönettiğim oyun Şekersiz Kendim Ettim. Orada benim partnerimdi. Üçü de çok iyi arkadaşım. Oyunu yani ilk taslağını okuttuğum zaman çok sevdiler. Çok beğendiler ve tamam dedik, yani biz yola çıkıyoruz bir şekilde. Sonra oyunun provalarının ortalarında bir yerde de bir isim koymamız gerekti ve hiç düşünmeden, yani küçük bir şeyden sonra işte Başak, Ayfer ve Melis BAM. BAM. Güzel. Akılda kalıcı. Peki oyuna hazırlanırken alt metni arama çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Karakterle buluşmaya hazırlanma sürecinde karakterlerin derinliklerinde neler keşfettiniz? Yazılan rollere prova ile birlikte yeni fikirler, kadın gözüyle farklı detaylar eklendi mi? Başlayayım. Siz devam edersiniz. Süreç bizim için de çok ilginçti. Çünkü gerçekten hani önce biçimsel olarak sadece oturduğumuzu biliyorduk. Provaların ilk günlerinde fiziksel çalışmalar da çok yaptırdı Murat'la. Öyle şeylerle çok çalıştık. İşte daha çok eylemler üzerinden, işte sürünmek, ne bileyim, durmak, çekmek, itmek gibi eylemler. Muhalleyi çalıştırmak için işte o yaşadığımız şeyleri, anlattığımız şeyleri daha gerçek nasıl gerçek hale getiririz diye. Yani provalarda oturmadılar. Biz de anlamadık, oturacak mıyız? Sandalyenin üzerinde de durmuyorsunuz ki zaten. Yani sandalyede oturuyorsunuz da sayılmaz yani. Hiç spoiler durmuyorsunuz. Vermeyelim, spoiler vermeyelim. Kalkıyor da olabiliriz yani. Evet. Acaba oturuyor musunuz? İzleyip mesela görsünler. Evet. Karakterlerle ilgili mesela annemizle ya da anneannemizle ilgili şeyler yazdık, işte geçmişleri ne olabilir ya da onlarla ilgili mektuplar yazdık. Ben işte kızıma yazdım, kızım bana yazdı, anneanne kızına yazdı gibi. Ve biz onları sürekli metnimizin arasında sakladık. Evet. Onları günlük sürekli gibi görmemiz gerektiğini de söyledi Murat da. O bize de çok yaradı. Kendi hayatımızdaki annemiz, babaannemiz, anneannemiz de kesinlikle onlardan da bir şeyler almışızdır. Birebir değil ama illa onlardan da gördüğümüz ve Murat'ın gözlemleriyle eşlediğimiz çok şey var. Yönetmeniniz bunu özgür bıraktı, yani karakteri evet, çıkarmanız. Çok çok özgür bıraktı ve bu bize çok iyi geldi. Çünkü kendi içinde o özgürlüğün sınırları da oluştu farkında olmadan. Bunu birlikte deneyimlemek çok güzeldi gerçekten. Ya biz aslında en başında ve şeye direndik, bu oturma fikrine emin miyiz acaba? Acaba vazgeçebilir mi? Bir noktada ikna edebilir miyiz diye bayağı böyle ilk prova sürecinde bayağı bir şey yaptık. Umutla bekledik. En azından birbirimize bakalım falan diyorduk böyle yani. Daha iyi değil mi Murat, birbirimize bakalım falan diyorduk böyle. Birbirimizin gözünü görünce aşırı mutlu oluyorduk. Bu süreçte artık hani zaten çok iyi yazdığı için Murat hepsinin derinliklerini,
Bir süre sonra birbirimizi çok iyi hissetmeye başladık. Karakteri çok iyi hissedebildik. Çünkü zaten çok iyi ve çok derinlikli yazılmıştı. Hepsinin hikayesi ayrıntılı ve uzun uzun yazıldığı için. Bir süre sonra artık birbirimizi çok iyi hisseder bir hale geldik. Hiç bakmasak da, hiç kalkmasak da hayal edebilir bir hale geldik. Bir de şöyle bir şey, çok özür dilerim, bölüyorum. Bu bir tire. Anlattığımız şeyleri hem birbirimizden hani duyarak hissederek hem de seyircinin gözünde görmek benim için bireysel olarak çok başka bir kapı açtı. Eminim hepimiz için de öyledir. Evet. Yani dinlemek, nasıl dinliyoruz? Anlattığımız şeyi işte o kadınlardan nasıl görüyoruz ya da adamlardan nasıl görüyoruz, erkeklerden? Çok ilginç şeyler oldu aslında oturarak. Ama oturmuyor da olabiliriz tabii. O bir soru işareti. Bir süre sonra çok değişik bir melodi oluşmaya başladı aramızda. Hep birlikte konuşarak, aynı anda konuşarak ama hepimizin farklı söylediği ama aynı anda aynı melodiyi söylediği bir oyun oluştu bir süre sonra. Murat'ın hep söylediği bir şey var, işte notalara basmak gayri ihtiyari kendiliğinden gelişti bu. İşte anneannede, torunda, annede. O kendi içinde bir müzik oldu. Evet. Bizim için de. Oyunun İstanbul'un tarihine ve insanların tarihine tanıklık eden bir yapısı var, bir yönü var. Bizim de kendi tarihimize tanıklık eden önemli anları yazarak da çalıştık. İşte hepimizin geçmişinde işte ikiz kulelere bir şey çarpması bizde çok büyük bir olay. İşte oyunda da Boğaz Köprüsü'nün açılışı çok büyük bir olay. Hepsinin birbiri arasındaki bağlantı ve kendi tarihimizde ne kadar önemliyse oyunun tarihinde de o kadar önemli olacak gibi bir yolda izledik aynı zamanda. Bir provada da böyle bir çalışma yapmıştık. Bu benim en faydalı, benim için çok faydalı bir çalışma. Yaratma sürecinde, konsantre sürecinde. Ne kadar sürede çıkardınız oyunu? İki ay. Hı-hı. İki ay ama haftada dört gün. Öyle hayal evet. Demeyeyim. Yani 40 prova falan demişim. Yani 2 ay sadece buna konsantre olarak birkaç gün ara vererek haftada. Yani hepimizin müsait olduğu bir dönemde. O da çok işimize yaradı bizim. Onun öncesinde de hani galiba 4-5 defa okumalar yaptık ben metnin tamamlanma sürecinde. Evet, 2 ay gibi bir süre. Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin oyunu turneye çıkacak mı? Ve bu güzel oyunu bu sezon nerelerde, ne zaman izleyebileceğiz? İlk turnesini yaptı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde. Bozca'da da oynadık. Bozca'da belediyesinin davetlisi olarak. Oyun Kadıköy'de, Kadıköy Tiyatrosu'nda oynuyor. Karşı tarafta da işte çeşitli sahnelerde oynuyor. Nisan programından ben kısaca bahsedeyim. İki... Asla sayılmayacağım. 2 Nisan Pazar Kadıköy Tiyatrom. 6 Nisan Perşembe 2. kat Karaköy. 9 Nisan Pazar Kadıköy Tiyatrom. 16 Nisan Pazar Kadıköy Tiyatrom. Ve neydi ondan 20, sonra? 20-27 Toy İstanbul karşı tarafta Gmall'daki sahnesinde. Galiba 7 tane saydım değil mi? Evet. Bu arada Mart'ta bir turnemiz var. Bizim çok önem verdiğimiz bir turne. 25 Mart Cumartesi günü Sanat Mahalli'deyiz Bursa'da. Bütün Bursalıları bekleriz.